Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, sorumluluk bölgesinde korumakla görevli birliğim, vatanın ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırız komutanım. Kal! Biri oldu komutanım. Merhaba. Sol! Nasılsın? Sol! Üstü evvel olsun Akgürek. Asil Türk milletinin namus ve şeref timsali şanlı Türk bayrağını öpüyor. Ve teslim alıyorum komutanım. Sol! Gözüm! Sorumluluklar gömde! Kulağım! Komutanım! Vatan ve millet uğruna! Sevesi! Canlarımı! Hazırım komutanım! Aferin oğlum. Sen! Nerede memleket? Ankara komutanım! Kaç aydan beri buradasın? 2 yıl oldu komutanım. 2 yıl oldu. Ben sözleşmeli misin? Evet komutanım! Aferin. Sağ ol! Bir şey görüyor musun karşıda? Bunlar askerleri var komutanım. Orada devre atıyorlar komutanım. Evli misin, bekar mısın? Evli komutanım. Nerede çocuklar? Burada komutanım. Hadi bak. Sen neredesin? Ne yaşayayım komutanım? Evli bekar. Bekarım komutanım. Kaç yıl oldu buraya geleli? Daha yeni geldim komutanım. O bir ay oldu. Peki iyi mi acaba? Öğrendin mi işleri? Öğrendim komutanım. İyi, öğrenmeyecek misin? İnşallah gideceğim komutanım. Arkadaşlarım şu anda sınırında bulunduğumuz Yunanistan'la ilişkilerimizin biz iyi olmasını istiyoruz. İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuk çerçevesinde, barışçıl yön ve yöntemlerle ilişkilerimizin gelişmesini istiyoruz. Sorunlarımızın siyasi yol ve yöntemlerle çözülmesini istiyoruz. Ve bir arada iki ülkenin halkının da refah içinde zenginliklerden istifade ederek yaşamasını temenni ediyoruz. Bunu amaçlıyoruz. Fakat bunu anlatmakta zorluk çekiyoruz. Arkadaşlarım çünkü geçtiğimiz günlerde bu orman yangınları sırasında gördük. Herhangi bir şekilde bölgede bir bela olduğu takdirde, bir sorun olduğu takdirde bu tarafları tamamen ilgilendiriyor. Ve orada güzel örnekler oldu. Karşılıklı görüşmeler, konuşmalar oldu. Bu yangında mücadele konusunda, işbirliği konusunda beyanlar oldu. Dolayısıyla bunu da görmek lazım. Komşuların iyi ilişkiler içinde olmasının o komşu ülkelerin halkları için çok önemli olduğunu da herkesin görmesi lazım. Özellikle de Yunanlı komşularımızın yöneticilerinin görmesini bekliyoruz. Ama maalesef Yunanistan tarafından sürekli provokasyonlar, sürekli arkadaşlarım hukuk dışı saldırgan eylem ve söylemlere muhatap oluyoruz. Ve bu konuda devamlı bir tehdit dili kullanılıyor bizlere karşı, Türkiye'ye karşı. Saldırgan eylem ve söylemlerini sürdürüyorlar ve diğer taraftan da Ege'de sanki Ege'nin tek sahibi onlarmış gibi arkadaşlarım, iddialarda bulunuyorlar, taleplerde bulunuyorlar. Bunlar da yetmiyor. Bütün adaları silahlandırmak gibi bir takım çabalara giriyorlar. Ve daha neler neler. Kendi uluslararası hukuka aykırı tüm eylemlerini, sözlemlerini göz ardı ediyorlar. Bunları bir tarafa bırakıyorlar. Ve sürekli bizi, Türkiye'yi suçlayıcı açıklamalar içinde oluyorlar. Provokasyon içinde oluyorlar. Bu Yunanlı asker ve siyasi yetkililerin bu tutumunun çok yanlış olduğunu, iyi komşuluk ilişkileriyle açıklanamayacağını da her fırsatta söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bu iddialar gerçeklikten uzak, ortaya konulan talepler gerçekten uzak. Çarpıtılan iddialar, gerçeklerin çarpılmış şekli. Dolayısıyla bunun kimseye yararı olmadığını, kuzu postuna bürünmüş olsalar dahi bu şekliyle bir yere varamayacaklarını biz Yunanlı siyasilerin ve Yunanlı askerlerin anlamasını bekliyoruz arkadaşlarım sabırla. Kendilerine bir takım roller biçip sanki istikrarı sağlayan kendileri barış istiyorlar, Türkiye istemiyormuş gibi de
tamamen yalana dayalı bir takım iddialarda bulunmak suretiyle buradaki huzuru, ahengi bozuyorlar arkadaşlarım. Ve bu Yunanlı siyasetçilerin ve Yunanlı askerlerin bu samimiyetsizliği buradaki problemlerin temel kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Bu egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a verilmemiş olan adalar, kayalıklar ve kayacıklar var. Adacıklar var. Ya bu konularda biz konuşmalar, görüşmeler çerçevesinde bu olayın bir şekilde çözülmesini, barışçıl yol ve yöntemlerle bir çözüme ulaşılmasını beklerken bunlar aidiyet çabalarına giriyorlar. Bunlar bir takım oldu bittilerle, bir takım efendim çalışmalarla, bir takım söylemlerle ön almak suretiyle kendilerince bu olayları kendi yönlerine doğru çevirme gayreti içindeler. Arkadaşlarım, burada Yunanistan'la olan bizim Lozan Anlaşmamız var, efendim Paris Anlaşmamız var ve bu anlaşmalar çerçevesinde değerli arkadaşlarım yapmamız gerekenler var. Bunların en başına gelen de gayri askeri stratejik adalar. Bazı adaların silahlandırılmaması lazım, askersizleştirilmesi lazım, askerleştirilmemesi lazım. Bunlar çok açık ve seçik bir şekilde anlaşmalarda mevcut iken buna rağmen Yunanlı komşularımız gerçekten anlaşılmaz bir şekilde sürekli bu anlaşmaları ihlal etmek için her seferde, her fırsatta ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar ve buradaki huzuru, istikrarı bozuyorlar. Bozulmasının temeline de yatan sebeplerden bir tanesi budur. 23 adayı anlaşmalarda açık bir şekilde sayılmasına rağmen, söylenmesine rağmen ve bunların 16'sını silahlandırıyorlar ve bunu da hukuka uygun olarak görüyorlar. Arkadaşlarım bunları kabul etmek mümkün değil ve tabii bu adalar niçin silahlandırılıyor? Kime karşı silahlandırılıyor? Bu yapılan silahlandırmanın neye yarayacağı konusunda kendilerine sormaları lazım. Ve bunun cevabının hiçbir şekilde mantıklı olmadığını da görmeleri lazım değerli arkadaşlarım. Bütün bunlara rağmen hal böyleyken Türkiye'yi bir tehdit olarak göstermek, Türkiye'yi efendim sanki savaş isteyen tarafmış gibi göstermek de gerçekten hayatın akışına, doğal akışına son derece aykırı, gerçeklere tamamen aykırı bir takım iddialardır, sözlerdir, kabul edilmesi mümkün değil. Bunlar da tabii Yunanistan'ın yöneticilerinin samimiyet testinden geçemediklerinin birer tipik göstergesi. Arkadaşlarım Ege'de uluslararası suların %48'den %20'ye düşmesi, Ege'nin %70'inden fazlasına sahip olmak istenen bu duruş gerçekten son derece muhteris bir yaklaşım, son derece tehlikeli bir yaklaşım. Bunun Yunanlı yöneticiler tarafından bir an önce görülmesini bekliyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde ne bugün ne dün tarihte herhangi bir adanın kara suları 6 mil, hava sahası 10 mil olduğu vaki değil. Böyle bir şey yok. Fakat Yunanlı komşularımız bunu iddia ediyorlar. Böyle eşi benzeri olmayan iddialarla hem deniz hem hava sahalarının tamamına sahip çıkmak gibi iddia ile Türkiye'yi sınırlamak, Türkiye'nin bütün hareketlerini tahdit etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Fakat bu şekilde bir yere varılamayacağını da tarih göstermiştir. Onu da gayet açık bir şekilde görmeleri lazımdır. Hiçbir şekilde hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmeyeceğimizi, hiçbir şekilde kara, deniz ve hava sahalarındaki hakkımızı gasp ettirmeyeceğimizi de bilmelerini istiyoruz. Yunanlılar kuvvet kullanmaktan kaçındıklarını söylüyorlar. Yani barışçı olduklarını söylüyor, iddia ediyorlar. Bu konuda Türkiye'yi suçluyorlar. Fakat Ege Denizi'nde, uluslararası sularda tamamen teknik, tamamen bilimsel araştırma yapan gemilerimiz dahil, orada normal görevlerini yapan uçaklarımız dahil, İHA'larımız dahil, bütün bunların hepsini taciz ettiklerini göz ardı ediyorlar, görmemezlikten geliyorlar. Onları göstermiyorlar. Onları bir taciz olarak, onları bir saldırgan eylem olarak görmeden arkadaşlarım Türkiye'yi suçlamakta ısrar ediyorlar. Ve bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tamamen barışçıl ve insani amaçlarla kullandığımız bir tek İHA'yı dahi bir tehdit olarak göstermekten de kaçınmıyorlar. Ve böyle bir mantıksız değerlendirmeye de giriyor arkadaşlarım. Ayrıca tabii Yunanlıların yaptığı en önemli konulardan biri de, yanlışlardan biri de, gerçeklere aykırı, gerçekten ahlaki olmayan, gerçekten iyi komşuluk işlere yakışmayan olaylardan biri de, Türkiye ile Yunanistan arasındaki bütün sorunları bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin sorunuymuş, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri sorunu, Türkiye Avrupa Birliği sorunu gibi göstermeye çalışıyorlar ve bu şekliyle kendilerince güya şımarık davranışlarıyla Avrupa Birliği'nin arkalarına alacaklarını düşünüyorlar, Amerika'yı arkalarına alacaklarını düşünüyorlar ve bu şekilde Türkiye'ye galebe çalabileceklerini düşünüyorlar. Çok yanlış. Yani bu yanlışlardan
bir an önce dönmelerini bekliyoruz. Bu Yunanistan'ın yayılmacı, tam anlamıyla yayılmacı tutum, davranış ve yaklaşımları arkadaşlarım, provokatif yaklaşımları, bu politikaların hiçbir yere varmayacağını, bu yapılan politikaların gerçekten matematikten, akıldan, izandan, insaftan uzak olduğunu, boş hayaller peşinde koşmaktan başka bir anlama gelmediğini görmeleri lazım. Bir tarafta arkadaşlarım silahlanma yarışmasına giriyorlar. Silahlandırma kendilerini, silahlanma için gayret gösteriyorlar. Onlar için büyük paralar ayırmaya çalışıyorlar. Fakat diğer taraftan da ciddi borçlar için olduklarını ifade ediyorlar. Tabii bu yapılan yanlışların bedelini de Yunan halkı ödüyor. Yunan halkının refahı, geleceği ipotek altına alınıyor. Amacımız barış ve bölgede istikrarın sağlanması. Amacımız bölge halkının, Yunanistan ve Türkiye'nin, Türkiye'deki vatandaşlarımızın rahat ve huzur içinde yaşaması. Bunun için buradaki mevcut imkanlardan, fırsatlardan yararlanmak suretiyle halkımızın refahının arttırılması. Bizim amacımız bu arkadaşlarım. Bunu istiyoruz, bunu söylüyoruz. Ve hiçbir zaman şunu unutmasınlar. Türkiye hiçbir zaman hiç kimseye tehdit değildir. Türkiye arkadaşlarım güçlü, güvenilir, etkin bir müttefiktir. Bunu herkesin kafasına sokması lazım. Bütün bu bizim iyi niyetimize rağmen herhangi bir şekilde bir oldu bitti izin vermeyeceğimizi, herhangi bir şekilde ne kendimizin ne de Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını çiğnetmeyeceğimizi de herkesin bilmesi lazım. Biz ülke olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemiz ve milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini değerli arkadaşlarım korumakta, kollamakta azimliyiz, kararlıyız ve çok şükür burada muktediriz. Mehmetçik için hudut namustur. Dolayısıyla bununla alakalı yapılması gereken ne varsa Mehmetçik, sizler bunları bugüne kadar büyük bir kahramanlıkla, büyük bir fedakarlıkla yerine getirdiniz. Gerçekten bu millete layık olduğunuzu açık bir şekilde gösterdiniz. Mülteci sorunu arkadaşlarım sadece Türkiye'nin sorunu olmamalı. Sadece bizim sorunumuz değil. Bu konuda Avrupa Birliği başta olmak üzere herkesin elini taşın altına sokmasını bekliyoruz. Biz elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Bununla ilgili maddi manevi ne varsa her türlü fedakarlığı gösterdik, gösteriyoruz. Benzer şekilde komşularımızın da Avrupa Birliği'nin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi lazım. Ellerini taşın altına sokması lazım. Yunanistan'ın, komşularımızın bu mültecileri geri itmesi ve bu konudaki insanlık dışı uygulamaları, hatta ölüme varan, ölüme terk edilmesi bile mültecilerin, bunlar gerçekten kabul edilemez. Yani biz burada 9 milyon civarında, hem Suriye'nin kuzeyinde 5 milyon, ülkemizde 4 milyon mülteciye güvenliğini sağlamak bakımından, onların efendim insani ihtiyaçlarını karşılamak bakımından büyük bir fedakarlıkla uğraşırken, gösterirken 3-5 kişinin bir şekilde gelmesine karşı Yunanistan'ın aldığı bu tedbirler, insanlık dışı tedbirleri gerçekten kabul etmek mümkün değildi arkadaşlarım. Ve bu hem hukuka aykırı hem insanlığa aykırı. Bu konuda Yunanistan'ın da tedbirlerini gözden geçirmesi lazım. Diğer taraftan bir konu da arkadaşlar, Yunanistan yıllarca maalesef tüm ikazlara rağmen, tüm efendim girişimlere rağmen birçok teröristi, en sonunda FETÖ'cüler olmak üzere bunları kendi ülkesinde barındırmakta ve onlara imkan sağlamakta. Sizleri seviyoruz, sizlere güveniyoruz. Hepinize kolay gelsin.